Köpekler için insanın en iyi dostu oldukları söylenmektedir. Şahsen katılıyoruz. Fakat bazı köpek türleri o kadar ürkütücü ki düşman olamayacağı gibi dost bile olmaz diyebiliyorsunuz. İşte sizler için dünyanın en tehlikeli 10 köpeğini derledik. Başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İyi seyirler. Sibirya Kurdu. Sibirya kurtları eskiden kızak çeken köpeklerdendi ve bu köpek türü güçleri, sadakatleri ve dostluklarıyla tanınmaktadır. Bu hayvanlar oldukça büyük ve pofuduk oldukları için çok fazla hareket etme gereksinimi duyarlar. Eğer evde bir Sibirya kurduna bakıyorsanız ve hayvan enerjisini atamamışsa evinizdeki bir eşyanın parçalanmış olması da muhtemel olacaktır. Genel olarak Sibirya kurtları insanlara karşı pek bir tehdit oluşturmamaktadır. Fakat kendilerinden küçük hayvanlar için aynılarını söyleyemeyeceğiz. Yani eğer evinizde kedi besliyorken Sibirya kurdu almayı düşünürseniz size şu tavsiyeyi sunabiliriz. Düşünmeyin. Tibet köpeği. Tibet köpeği eski kabileler tarafından erzakları kurtlardan, ayılardan ve leoparlardan korumak için kullanılan antik bir köpek türüdür. Yani buradan şunu anlıyoruz. Bu hayvan tam bir korkusuz ve ne olursa olsun görevini yerine getirmek için hazır. Eğer Tibet köpeği almayı düşünürseniz hayvanınızı çok sıkmadan geniş alan içerisinde besleyip oldukça fazla da antrenman yaptırırsanız bu hayvan yanınızdayken başınıza pek fazla bir şey gelmeyecektir. Boksör. Boksörler kısa saçlara, iri kemiklere ve güçlü çene kaslarına sahip hayvanlardır. İsimlerinin şans eseri boksör olmadığı aşikar. Almanya kökenli olan bu köpek türü avcı olmak için yetiştirildiğinden dolayı oldukça tehlikeli ve şiddet içeren bir türdür ve Amerika Birleşik Devletleri'nde en popüler hayvan türü olarak bilinmektedir. Çok fazla agresif olarak bilinmeseler de bu köpek türü 1982 ve 2012 yılları arasında 48 tane olumsuz olaya karışmıştır. Kurt melezi. Kurtların köpeklerin ataları olduğunu biliyoruz. Günümüzde halen daha köpekleri ve kurtları çiftleştirerek melez bir tür yetiştiren hayvancılar mevcut. Bu davranışın hayvancılık içerisinde çok doğal ve hatta köpeklerin kendi orijinal türüne döndürüldüğü düşünülse de aslında oldukça tehlikeli bir durumdur. Çünkü iki farklı vahşi genetiğe sahip hayvanı çiftleştirirseniz ortaya çıkacak türün de davranışlarını tahmin etmeniz bir o kadar zor olacaktır. Birçok ülkede melez kurta sahip olmak yasa dışıdır. Doberman. Dobermanlar küçük kafaya, güçlü çeneye sahip büyük köpeklerdir. Sahiplerine karşı çok sadık olmalarıyla bilinen bu hayvanlar yabancı insanlara ve hayvanlara da bir o kadar saldırgandır. Hatta zamanında Dobermanlar polis köpeği olarak kullanılıyordu. Fakat bu durum yavaş yavaş ortadan kalktı. Çünkü eğitmenler bu köpeklerin yabancılara karşı ne kadar saldırgan ve tehlikeli olduğunu gördü. Bu hayvanlar bekçilik için en ideal köpek türü olarak düşünülmektedir. Çünkü bir hırsızlık durumunda ya da ailesinin tehlikede olduğunu hissettiği anda bir anda vahşi bir hayvana dönüşebiliyorlar. Alman kurdu. Polislerin K9 olarak Alman kurtlarını kullanmasının bir sebebi elbette olmalıdır, değil mi? Tabii ki de var. Alman kurtları gerçekten korkusuz, zeki, kendine güvenli, çevik ve her daim tetikte olan bir hayvan türüdür. Alman kurtları genellikle ailesine ve sahibine karşı aşırı koruyucu olan tutumuyla bilinmektedir. Haliyle aksi bir durum olduğunda neler olabileceğini tahmin edebiliyorsunuzdur. Pitbull. Videonun başından itibaren Pitbull'un bu listede olduğunu tahmin etmişsinizdir. En tehlikeli köpeklerle ilgili bir video hazırlamışken Pitbull'u koymamak büyük saygısızlık olurdu herhalde. İnsanlar bu köpek türü için ikiye ayrılmış durumda. Kimisi en tehlikeli köpek türlerinden birisi olduğunu iddia ederken kimileri de kötü köpekler kötü sahiplerin eserleridir diyor. Sizce gerçekten tehlikeliler mi yoksa bu sahiplerinin suçu mu? Aşağıdan yorumlarınızı bekliyoruz. Aslında Pitbull birçok hayvanın melezlemesiyle oluşturulmuştur. American Bulldog, Terrier ve birkaç daha fazla tür Pitbull'u oluşturmaktadır. Bu türlerin çoğu köpek kavgasında ya da boğaların kovalaması için kullanılmaktaydı. Belki de asıl tehlikeli olan köpekler değil de insanlardır. Ne dersiniz? Rottweiler. Rottweiler gerçekten güçlü bir köpek türüdür. Genetik içgüdü olarak toplu halde yaşamaya ve korumaya hazırdır. Bu hayvanlar hakkında duyduğunuz bütün kötü ve korkutucu hikayeler genellikle sorumsuz köpek sahipleri yüzünden yaşanmıştır. Eğer güzel eğitilirlerse Rottweiler'lar gerçekten en sadık dostlarınızdan birisi olacaktır. Eğer bir Rottweiler size saldırırsa yapacağınız en güvenli şey karşılık vermemek ve hareketsiz kalmaktır. Alaska Malamutu. Alaska Malamutu tipinden de anlayacağınız üzere Sibirya kurdu ile akrabalığı olan bir türdür.
Bu köpekler her gün hareket etmeli ve enerjisini atmalıdır. Aksi takdirde canları sıkılır ve agresif davranışlar sergilemeye başlarlar. Ayrıca öğrenme yeteneği çok yavaş olan bu türün ne kadar büyük olduğunu fark etmesi gerçekten uzun sürüyor. Tehlikeli bir tür olmasına rağmen bir o kadar da tatlılar değil mi? Kafkas çoban köpeği. Bu tür hakkında pek bir şey duymamış olabilirsiniz. Bu hayvanlar yiyecek ve içecek depolarını koruması için melezlenmiş bir türdür. Bu çoban köpeği yalnızca sadakatiyle ön planda olmuyor. Eğer güzel eğitilirse gerçekten yetenekli bir hayvan olabiliyor. Tanımadıkları insanların yüzlerini hafızalarında tutabiliyorlar ve bulundukları bölgeyi güçlü bir şekilde koruyabiliyorlar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Düşünceleriniz bizim için çok önemli. Bu yüzden duygu ve düşüncelerinizi aşağıdan yorum olarak bize göndermenizi bekliyoruz. Hiç bu hayvan türlerinden birisini beslediniz mi? Ya da hangisini beslemek isterdiniz? Sizleri seviyoruz. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Diğer videolarımızı izlemek istiyorsanız ekranda size önerdiğimiz videoları tıklayabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.